Nasıl değerlendirirsiniz Sayın ya bakın Kılıçdaroğlu'nun şimdi koskoca bir muhalefet partisi başkanının gidip Rusya, Amerika'ya gidip de orada bir resmi yetkiliyle konuşmaması. Hani diyelim Biden onu kabul etmedi. Hiç olmazsa Dışişleri Bakanı kabul etsin veya Başkan Yardımcısı Amerika'nın kabul etsin. Yani orada turist gibi gidip 2-3 tane iş adamıyla görüşüp gelmesi yani utanç verici bir tablo, size söyleyeyim. Çok yani bir koskoca bir muhalefet partisi başkanı ve bir cumhurbaşkanı adayının katlanacağı bir durum olmaması gerekir. Başka ne işaret? Reddediliyor. Ne? Adaylığı mı? Hayır, adaylığı üzere silindi zaten. Çizdiler onun üzerine. Yani randevu talep etti de reddedildiği. Tabii reddediliyor. Ama ben reddedildim demez. Ne diyor? Biz diyor zaten diyor siyasiyle görüşmeyi talep ediyor. Nereye? Niçin gidiyor peki ta Amerika Birleşik Devletleri? Şöyle diyor, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yerinde incelemek için gidiyor. Ya onucu Kemal Kılıçdaroğlu teknolojik ve bilimsel gelişmeler konusunda bir uzmanlığı, birikimi. Genç yani, beyinlerle buluşmak, Türkiye'ye katkıda bulunan genç. Onları buraya davet etsin. Amerika genç, Kılıçdaroğlu onun için Amerika'ya gidilir mi? Amerika Kılıçdaroğlu istemiyor mu o zaman? Öyle bir şey. Amerika Kılıçdaroğlu'nun üzerine çoktan çizdi. Çünkü onunla seçimi kazanamayacağını düşünüyor ve onu istemiyor. Kimler istiyor?